Herkese günaydın. Bu Roma mimarlığının son dersi. Ve Konstantinus'un Roma'sı ve Yeni Roma olarak adlandırdığım bu son dersi Roma'nın doğum gününde anlatmak çok anlamlı olacak. Bugün gerçekten Roma'nın doğum günü. 21 Nisan 2009. Hatırlayacağınız gibi Roma M.Ö. 753 yılında 21 Nisan'da doğmuştu. Yani Roma bugün tam 2762 yaşında. Ve doğum günleri pastalarla, dondurmalarla kutlandığına göre size sömestr başında verdiğim güzel dondurma yenecek 4 Roma dondurmacısı, 4 gelateria önerme sözümü tutmam gerekir. Şimdiye kadar sadece ikisini söyledim. Piazza Navona'daki Trescalini ve Pantheon yakınındaki Della Palma. 2 tane daha var. Roma'nın doğum gününde derse dondurma sohbetine kaldığımız yerden devam ederek ve Roma'daki diğer 2 dondurmacıyı tarif ederek başlamak iyi fikir olabilir. Perdenin solunda Giolitti'yi, sağında San Crispino'yu görüyorsunuz. Doğum günü balonlarına dikkatinizi çekerim. Artık Roma'yı çok iyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla size yolu tarif edebilirim. Antik Roma'nın ortasındasınız. Kolezyumu ve Forum Romanum'u gezdiniz. Belki Capitolinus tepesine tırmandınız. Victor Emmanuel anıtına geldiniz. Victor Emmanuel anıtını arkanıza alıp düz karşıya baktığınızda Via Corso'yu görürsünüz. Buraya Corso, yani yarış yolu deniyor. Bu arada burada papalar atlarını yarıştırıyormuş. Yüzünüz Corsa'ya dönük, Corsa'da aşağı yürümeye başlayın. Piazza di Spania'ya, yani İspanyol merdivenlerine doğru gidiyorsunuz. Ama İspanyol merdivenlerine gelmeden Roma'daki tek büyük alışveriş merkezi Rinascente'yi göreceksiniz. Rinascente sağda kalacak, siz sola dönün. Burada Marcus Aurelius sütununu göreceksiniz. Trajanus sütunu model alınarak inşa edilen bu sütunu derste görmedik. Marcus Aurelius sütununa bakın. Sonra resmi bir yapı, birkaç otel ve ortasında harika bir dikili taş olan bir sonraki meydana Piazza Montecitoreo'ya gelin. Sağda kalın ve bir sonraki ara sokağa sapın. Giolitti karşınıza çıkacak. Bana göre Roma'daki en iyi dondurma burada. Roma'ya giderseniz kesinlikle kaçırmayın. Roma'daki, hatta bildiğim kadarıyla İtalya'daki en güzel meyveli dondurma burada. İkincisi San Crispino. San Crispino, Trevi çeşmesine yakın. Trevi çeşmesine zaten gideceksiniz. Tek yapacağınız 2 blok öteye yürümek. Daha az çeşit var ama hepsi çok güzel. Hatta o kadar beğenilmiş ki Pantheon yakınında ikinci bir yer açmışlar. Pantheon'a geri gidiyoruz. Della Palma'yı tarif etmiştik. Onu geçin, soldaki ara sokağa girin. 2. San Crispino da orada. Roma'nın doğum günü onuruna dönemi bitirmeden bu tarifleri sizinle paylaşmam gerekiyordu. Ama tabii San Crispino'ya gittiğinizde Trevi çeşmesini unutmayın. Olasılıkla geleneği zaten biliyorsunuzdur. Trevi çeşmesine gidiyorsunuz. Her zaman çok kalabalık olur. Bu yine normale göre az kalabalık sayılır. Önce çeşmeye bakın, mimarisinin tadını çıkarın. Tabii ki çok daha geç bir döneme ait. Ama derslerde gördüğümüz birçok unsur model alınarak yapılmış. Çeşmeye baktıktan sonra insanlar genellikle Roma'dan ayrılmadan hemen önce bunu yaparlar. Çeşmenin önünde sırtınız çeşmeye dönük durun ve arkanızdaki çeşmenin içine bir bozuk para atın. Amerikan ya da İtalyan, ne parası olursa fark etmez. Ama tabii bu arada paranın çeşmenin içine düştüğüne emin olun, kenarlara düşmesin. Böylece bir gün tekrar Roma'ya geri dönmeyi garanti altına almış olursunuz. Yani gittiğinizde bunu da yapmayı unutmayın. Son derste tetrahiden Diokletianus'tan, tetrarhi kurmasından ve Roma İmparatorluğuna tekrar istikrar kazandırma çabalarından söz ettik. Bunu gerçekten de başarmıştı. Diokletianus'un ve diğer tetrarkların bazı önemli yapıları inşa ettirdiğini, milattan sonra 3. yüzyılda eksik olan mimarlığa tekrar can verdiklerini söyledik. Özellikle Diokletianus'un hem kamu hem özel yapılarla ilgilendiğini belirttik. Geçen ders gördüğümüz kamu yapılarından birini hatırlayalım. Solda üstte Diokletianus'un Forum Romanum'da kendisinin, Tetrahi'nin ve Jüpiter'le olan bağının onuruna yaptırdığı 5 sütunlu anıtı ya da diğer adlarıyla 10. yıl anıtını veya Tetrahi anıtını görüyorsunuz. Burada 5 sütun olduğunu anımsayacaksınız. Öndeki 4 sütunun üzerinde tetrarkların, onların arkasındaki 5. sütunun üzerinde ise Jüpiter'in heykeli duruyordu. Anıt Forum Romanum'da Rostra'nın yani konuşmacı kürsüsünün arkasındaydı. Diokletianus'un özel yapılarla da ilgilendiğini, kendisini emekliliğinde yaşamayı umduğu, doğduğu topraklar olan Dalmaçya kıyısındaki Split'te bir saray inşa ettirdiğini söylemiştik. Burada askeri bir kaleye benzeyen bu sarayın restore edilmiş halini tekrar görüyoruz. Saray bir Roma kastrumu gibi tasarlanmıştı. Kuleleri, Jüpiter Tapınağı'nın hemen karşısına yerleştirilmiş çok dikkat çekici sekizgen bir mozelyumu vardı. Burada da kendisini Jüpiter'le ilişkilendiriyor, bu yapılarla onu ve kendisini onurlandırıyordu. Tetrarkların heykellerinden de bir örnek görmüştük. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz felsefesiyle sadece gerçek yaşamda değil, heykellerinde de birbirlerine tutunmuşlar, kendilerini bir dörtlü olarak betimlemişlerdir. Bununla bir anlamda dördünün de eşit imparator oldukları vurgulanmak istenmişti. Daha doğrusu hemen hemen eşit. Hatırlayacağınız gibi Augustuslar ve Sezarlar vardı. Bazıları biraz daha üstünde ama geniş ölçüde birlikte çalışmışlardır. Birlikte ve birbirlerine çok benzer biçimde betimlenmişler. Geometrik formlardan, yalınlıktan, heykellerin sağlam duruşundan söz etmiştik. Ve ben bunun, Diokletianus'un ve tetrarkların Roma'ya, imparatorluğa geri kazandırdığı istikrarın bir yansıması olabileceğini belirtmiştim. Aynı özellikleri, yani geometrik formları, yalınlığı ve sağlamlığı tetrahi mimarlığında da görmüştük. Bugün göreceğimiz yapılarda da bu özelliklerin bazılarının varlığını koruduğunu göreceğiz. Diokletianus, milattan sonra 305 yılının Mayıs'ında kendi isteğiyle tahttan feragat etti. Maximianus da aynı şekilde tahtı bıraktı ve Sezarları Augustusluğa yükseldi. Onların yerine de yeni Sezarlar seçildi. Ama Diokletianus'un güçlü kişiliğinden yoksun tetrahi dağıldı ve Roma tekrar bir iç savaşa sürüklendi. Bu iç savaşta tahta hak iddia eden iki önemli isim vardı. Biri Maximianus'un oğlu Maxentus, diğeri ise Constantius Colorus'un oğlu Konstantinus'tu. Konstantinus daha sonra Büyük Konstantinus olacaktı. Bu iki adam, yani Konstantinus ve Maxentus, iktidar için birbirlerine savaş açtılar. Ve tarihin en ünlü savaşlarından biri olan Milvius Köprüsü Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Bu savaş tarihte Actium Savaşı kadar, hatta belki ondan daha ünlü bir savaştır. Milvius Köprüsü Savaşı milattan sonra 312 yılında yapıldı. Bu savaşta Konstantinus Maxentus'u yendi ve Roma'nın tek imparatoru oldu. Böylece tetrahi yönetimi yerini tekrar tek adam yönetimine bırakmış oldu. Konstantinus'un tek başına imparator olduğunu tekrar belirtelim. Aynı savaşta, yani Milvius Köprüsü Savaşı'nda Konstantinus'un rüyasında bir haç gördüğü rivayet edilir. Savaşın tarihsel anlamda bu kadar ünlü olmasının nedenlerinden biri de budur. Bu haç rüyası, onun bu zaferi kazanmasında etkili olmuş, sonradan ölüm döşeğinde de Hristiyanlığa geçmesine neden olmuştur. ölüm döşeğindeyken Hristiyan olarak vaftiz edilmiştir. Bugün sözünü edeceğimiz ve Büyük Konstantinus dönemi mimarlığı açısından da önemli olan en ilginç noktalardan biri, bu imparatorun göreve pagan bir imparator olarak başlaması, sonunda Hristiyan bir imparator olarak ölmesidir. Bir anlamda bir ayağı pagan geçmişte, bir ayağı Hristiyan gelecektedir. Bugün bunun inşa ettirdiği yapıların mimarisine de yansıdığını göreceğiz. Bugünkü dersimizde sıklıkla dile getireceğimiz bu bir ayağının pagan geçmişte, bir ayağının Hristiyan gelecekte olması gerçeğine ışık tutan birkaç sikkesine bakalım. Perdenin solundaki Konstantinus sikkesi iktidarının ilk yıllarına aittir. Olasılıkla milattan sonra 306 yılında basılmıştır. Bu çok ilginç bir sikke. Şimdi resmi yok ama geçen ders gösterdiğim Diocletianus sikkesini hatırlayacaksınız. O sikkede buna çok benzer bir biçimde tasvir edilmişti. Tetrahi portrelerinde gördüğümüz tarzda sakallı ve köşeli yüz hatlarına sahip bir portre. Son derece kübik. Kısa asker saçları, çok kısa bir sakal ve kübik, geometrik bir forma sahip bir yüz. Yani Konstantinus'un erken dönem portrelerinde bir tetrark gibi, babası Konstantius Chlorus gibi, Diocletianus gibi görünmeye çalıştığını görüyoruz. Tek başına imparator olmadan, Roma'nın tek hakimi olmadan önceki dönemde onlardan biri gibi görünmeye çalışıyor. Konstantinus'un Milvius Köprüsü Savaşı'nda Maxentus'u yendikten sonra Roma imparator portreleri tarihinde gerçekleşen en büyük değişimi görüyoruz. Bu değişimi 306 yılına tarihlenen bu sikkeden sonra Milvius Köprüsü Savaşı'nın ardından basılan bu Konstantinus sikkesinde görebiliriz. Konstantinus'un nasıl değişmiş olduğunu görüyorsunuz. Sakalları gitmiş, 20 yıl kadar yaşlanmış. Buradaki saç şekli tamamen farklı. Babasına, Diocletianus'a benzemek amacıyla kullandığı kısa asker saçlarının yerini burada tamamen farklı bir saç modeli almış. Roma portrelerini tanıyanlarınız ya da bu derslerde kısaca değindiğim Augustus ve Julius Claudius portrelerini hatırlayanlarınız varsa, onların da saçları böyleydi. Tüm başı kaplayan, alında virgül biçimli bukleleri olan, ense kısmı uzun bir saç stili. Bu saç modeli hem Augustus'un hem Trajanus'un bir özelliğiydi. Burada o da yeni Augustus, yeni Trajanus saç stiliyle görülüyor. Neden? Çünkü artık tek başına imparatordur. Kendisini tetrarklarla değil, geçmişin büyük imparatorları ile, hem Augustus'la ve Trajanus'la, hem de göreceğiniz gibi Hadrianus'la, Marcus Aurelius'la özdeşleştirmek istiyor. Burada çok önemli bir kırılma noktası görüyoruz. Aynı şeyi mimaride de göreceğiz. Alttaki bu sikkede ise Konstantinus bir grup pagan simge ile birlikte tasvir edilmiş. O da diğer birçok erken dönem Roma imparatoru gibi koruyucu tanrısı ile birlikte. Bu örnekteki tanrı Helios, güneş tanrısı. Ön planda Konstantinus, arka planda Helios'u görüyorsunuz. Helios'un profili imparatorun profilinin hemen arkasında. Bunun Helios olduğunu başındaki ışın tacından anlıyoruz. İmparator ise askeri kıyafetlerinin içinde bir savaşçı olarak betimlenmiş. Bir mızrak, bir de kalkan var. Yakından bakarsanız kalkanda 4 atın çektiği bir arabanın içinde bir figür olduğunu görürsünüz. Önden tasvir edilmiş. Bu Helios'un güneş arabası. Yani bu Konstantinus'un kendini pagan geleneklerle, pagan bir tanrıya, bu örnekte Helios'la ilişkilendirdiği normal pagan özelliklere sahip bir sikke. Fakat yine Milvius Köprüsü Savaşı'ndan sonra basılan bu sikkede çok farklı bir Konstantinus görüyoruz. Burada Roma sikkelerinde çok ender görülen önden yapılmış bir portre var. Yine bir savaşçı olarak betimlenmiş. Askeri kıyafetler içinde atının yularından tutuyor. Atı da çok hoş bir biçimde yanında betimlenmiş. Kalkanına dikkatli bakarsanız orada hala bir pagan simge olduğunu görürsünüz. Bu Romulus ve Remus'u emziren dişi bir kurt tasviridir. Ama buraya bakın, taşıdığı asa ya da mızrak pagan tasvir sanatından bildiğimiz bir tip değil. Bu haç biçimli bir asa. Ve bilmiyorum oturduğunuz yerden görebiliyor musunuz ama tüylerle süslenmiş göz alıcı miğferin üzerinde bir madalyon var. Bu madalyonun üstünde İsa'nın monogramı olan Hi-Ro yazılmış. K-H-I-R-H-O. Yani Konstantinus'u burada pagan bir savaşçı olarak değil, yeni Hristiyan bir haçlı olarak görüyoruz. Paganizmden Hristiyanlığa geçiş çok önemli bir değişimdir ve bu dediğim gibi Konstantinus'un mimarisine de yansımıştır. Konstantinus tetrarklardan çok şey öğrendi ve o da büyük kamu yapıları, geniş halk kitlelerinin yararlanacağı yapılar inşa etmeye devam etti. Diokletianus'un izinden giderek Roma'da bir başka büyük imparatorluk hamamı inşa ettirdi. Burada bu hamamın planını görüyoruz. Hamam onun adını taşıyor, Konstantinus Hamamı ve milattan sonra 320 yılına tarihleniyor. Hamam Roma'da Coriolis tepesindedir. Coriolis tepesinin Trajanus'un yapılar inşa ettirdiği tepe olduğunu hemen hatırlamışsınızdır. Konstantinus'un da o yeni Augustus, yeni Trajanus saç stili imajını hatırlayacaksınız. Trajanus, forumu inşa ettirmek için Coriolis tepesinin büyük bir bölümünü tıraşlatmış, tepenin geri kalan kısmına da bir çarşı binası yaptırmıştı. Yani Coriolis tepesi herkesin aklında Trajanus ile özdeşleşmişti. Konstantinus da kendini Trajanus ile özdeşleştirmek istedi ve yeni hamamı Coriolis tepesinde inşa ettirmeye karar verdi. Bu bir rastlantı değil, bilinçli bir seçimdi. Hamam tümüyle imparatorluk hamamı planına, Roma'da Titus zamanından Diokletianus zamanına kadar olan dönemden tanıdığımız Roma imparatorluk hamamı tipine uygun olarak inşa edilmişti. Coriolis tepesindeki hamam korunmamıştır. Ama elimizde ünlü mimar Andrea Palladio, P-A-L-L-A-D-I-O, Andrea Palladio tarafından yapılan çizimi olduğu için şanslıyız. Andrea Palladio, Konstantinus hamamı daha iyi durumdayken bir çizimini yapmış ve çizim hamamın en parlak zamanında tam olarak nasıl göründüğünü anlamamıza olanak veriyor. Gördüğünüz gibi Palladio, çiziminde sadece hamam kısmına odaklanmış. Olasılıkla onun zamanında hamamdan geriye kalan buydu. Ama burada bir de daha önce birçok hamamda gördüğümüz gibi hamam bölümünü çevreleyen duvarın bir parçası olan büyük bir yarım daire mekan var. Bundan bu hamam bölümünün beklendiği gibi içinde seminer, konferans salonları, kütüphaneler olan bir çevre duvarı ile çevrelendiğini anlıyoruz. Bu da içinde oturma sıralarıyla atletizm yarışmalarının, hatta çeşitli oyunların izlendiği bir mekandı. Hamam bölümü diğer hamamlarda, örneğin Karakalla ve Diokletianus hamamlarında gördüklerimize çok benziyor. Dikdörtgen bir natatio, yine dikdörtgen planlı 3 geçme tonozlu bir frigidaryum. Bu arada Ward Perkins'tan alınan bu plan, Palladio'nun çizimine dayanılarak yapılmış. Tepideryumun biçimi görmeye alıştığımız olağan biçimden daha farklı. Burada bir dizi dilimle, aslında 4 dilimle genişletilmiş, neredeyse oval gibi yuvarlamsı bir mekan haline getirilmiş. Bu tip mekanlara 4 dilimli diyoruz. Burada da bir örneğini görüyoruz. Sonra bu kaldaryumun şekillendirme biçiminin de son derece ilginç olduğunu görüyoruz. Sözünü ettiğimiz imparatorluk hamamlarında gördüğünüz gibi kaldaryum her hamamda farklı bir plana sahip bir mekandı. Diokletianus hatırlayacağınız gibi ışınsal nişleri olan dikdörtgen bir plan kullanmıştı. Ama Konstantinus ve mimarları Karakalla hamamında gördüğümüz yuvarlak kaldaryum planına geri dönmüştür. Burada her biri sütunlarla dış mekandan ayrılmış 3 nişli bir mekan görüyoruz. Hamamın geri kalan mekanları da birbiriyle eksen ilişkisi içindeki bu ana mekanların etrafına simetrik olarak yerleştirilmiş. Kaldaryum hakkında söylenmesi gereken bir diğer önemli nokta da bunun da daha önce özellikle son derste bazı yapılarda gördüğümüz yeni bir gelişmeye ayak uydurmuş olmasıdır. Artık yuvarlak kubbeli yapılarda okulus kullanımından vazgeçilmiş. Geçmişte birçok kaldaryumda gördüğümüz okulus bu hamamda yoktur. Sözünü ettiğimiz birçok hamamı, örneğin Pompei'deki okuluslu frigidaryumları düşünün. Burada artık okulus yok. Onun yerine kubbenin alt kısmında bazı tetrahi yapılarında gördüklerimize çok benzer pencereler var. Bugün bu uygulamayı başka yapılarda da göreceğiz. Bu konuya tekrar döneceğim. Konstantinus da kendinden önceki birçok imparator gibi Selefi'nin başlattığı inşaat projelerine devam etmiş, hiç şaşırtıcı olmayacak bir şekilde aralarında babası Konstantius Chlorus'a ait olanların da bulunduğu bazı tetrark yapılarını tamamlatmıştır. Konstantius Chlorus'un kendisine başkent olarak Galya'da, şimdi Almanya topraklarında bulunan Trier'i seçtiğini biliyoruz. Burada Trier'in yerini görüyorsunuz. İmparatorluğun batısındaki bu yerlerin çoğundan söz ettik. Son derste gördüğümüz bugün Fransa olan Galya şehirlerini görüyorsunuz. Burada yukarıda da Trier var. Bugün Almanya sınırları içinde Köln yakınlarında. Konstantius Chlorus burayı başkent olarak seçmişti. Diğer tetrarkların da Roma İmparatorluğu'nun başka eyaletlerinde yaptığı gibi, Konstantius Chlorus da kendine burada bir saray inşa ettirmeden önce, 3. yüzyılda Trier'de zaten önemli bir proje dahilinde inşaatlar başlamıştı. Bu tahmin edeceğiniz gibi bir sür duvarı projesiydi. İmparatorluğun bu kesiminde German, Frank ve Alaman kabileleri sürekli olarak Roma topraklarına saldırıyor, bu coğrafyada tozu dumana katıyorlardı. 275-276 yıllarında bu bölgeye de büyük bir sur inşa etmeye karar verdiler. Hatırlayacağınız gibi Roma'daki Aurelius surları da 275 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Surların bir kısmı, özellikle sağda resmini gördüğünüz kapı yani Porta Nigra hala ayaktadır. Surların inşaatı 270'li yıllarda başlamış olmasına rağmen Porta Nigra yapıya milattan sonra 4. yüzyıl başlarına Konstantius Chlorus zamanına kadar eklenmemiş. Kapının ve surların inşaatı Konstantinus tarafından bitirilmiştir. Trier'deki Porta Nigra'yı, Aurelius surlarındaki daha önce sözünü ettiğimiz ve burada solda Ward Perkins'ten alınan restorasyon çizimini gördüğünüz 275 yılı civarında yaptırılmış olan Porta Appia ile kıyaslarsak, Porta Nigra'nın Roma'daki Porta Appia'ya ne kadar benzediğini görürüz. Yani demek istediğim, her ikisinde de iki tane kemerli kapı, yuvarlak kuleler, burada gördüğünüz gibi kemerli pencereler ya da kör pencereler var. Porta Nigra örneğinde bunların arasına sütunlar yerleştirilmiş. Bu özellik Porta Appia'da yok. Bu iki kapı arasındaki en önemli fark, Roma'daki Porta Appia'nın o dönemin çağdaş malzemesi olan tuğla kaplı betondan yapılmış olmasıdır. Porta Nigra ise burada belirgin bir şekilde gördüğünüz gibi o dönem için son derece demode bir malzeme olan taştan, kesme taştan yapılmıştır. Sanırım burada bu malzeme seçiminin, yani yerli kesme taş kullanmış olmalarının nedeni erken 4. yüzyılla Roma'daki Marcellus tiyatrosu, özellikle de Roma'nın ikonu olan Kolezyum'la gücün simgesi haline gelmiş olan daha erken dönemin Roma'sının ve imparatorluğunun gücüyle bir ilişki kurmak istemiş olmalarıdır. Roma'nın ikonu olan bu yapının son derece etkileyici olduğunu, insanda saygı uyandırdığını daha önce de konuşmuştuk. Burada sanırım böyle bir yapının yaratacağı görsel söylev gücünden yararlanmak istemişler. Sanırım bu Konstantinus'un portrelerinde kendisini Trajanus gibi, Augustus gibi geçmiş imparatorla ilişkilendirilmesine benzer bir durumun örneğidir. Ve sanırım burada Roma tarihinin önemli yapıları ile ilişki kurmak istemelerinin bir nedeni vardır. Barbarların saldırısı altında olan bu topraklarda bu tip imajlar kullanarak Roma'da başkentte olduğu gibi sınırlarda da her şeyin kontrol altında olduğu ifade ediliyordu. Bu tip görsel vurgular sanırım o anlamda işe yarıyordu. Ya da 4. yüzyıl başında bile bunların hala işe yaramasını umuyorlardı. Burada Porta Nigra'nın aynı görüntüsünü tekrar görüyoruz. Bu kapıyı hatırlayacağınız gibi Roma'da Claudius zamanında yapılmış olan Porto Maggiore'nin bir ayrıntısı ile kıyaslayabiliriz. Bu ikisi arasında da ilginç bir benzerlik vardır ve çok sayıda araştırmacı bu noktaya dikkat çekmiştir. Çünkü Porta Nigra'nın da taşları tam olarak işlenmemiştir. Bu Kolezyum'da veya Marcellus tiyatrosunda gördüğümüzden farklıdır. Burada taşlar Claudius'un Porta Maggiore'deki rüstik taş işçiliğini çağrıştıran bir tarzda çok daha kaba olarak bırakılmıştır. Porta Maggiore'de rüstik işçilikle üst kısımda sütun başlıklarında alınlıkta olduğu gibi tamamlanmış işçiliğin bilinçli bir karışımı söz konusu olduğunu hatırlayın. Bu stilin Claudius'un kişiliği antik eserlere merakıyla ilintili olduğuna, burada bu tarzları birlikte kullanarak entelektüel boyutta denemeler yaptığına inandığımızı söylemiştik. Burada böyle bir kombinasyon yok. Trier'deki Porta Nigra'da bitirilmiş ve bitirilmemiş taş işçiliğini bir arada görmüyoruz. Araştırmacılar haklı olarak bu yapıda taşların Porta Maggiore'de olduğu gibi özellikle kabası ile bırakılmadığını, yapının taş işçiliğinin hiçbir zaman gerçekten tamamlanamadığını ileri sürmektedirler. Ama buna rağmen bu özelliği yapıya bugün bile hala bir çekicilik katmaktadır. Sonuç olarak Konstantinus yapıyı tamamladı. Aynı şekilde Trier'de yapımına babası Constantius Chlorus tarafından başlanan saray inşaatını da tamamladı. Sarayın kendine ait çok büyük ve çok etkileyici bir hamamı ve bugün Aula Palatina veya Bazilika olarak bilinen bir yapısı vardı. Aula Palatina ya da Bazilika. Bu yapının sarayda ne amaçla kullanıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ama olasılıkla Palatinus tepesindeki Domitianus sarayındaki Bazilika gibi imparatorun oturup davalara baktığı yer olmalıydı. Bu mekanda aynı amaçla kullanılmış olabilir. Yapının son derece iyi durumda korunmuş olduğunu göreceksiniz. Milattan sonra 300-310 yılları arasında tarihlenen yapı, dediğimiz gibi Constantius Chlorus sarayının bir parçasıydı ve yapımı Konstantinus tarafından bitirilmişti. Burada Ward Perkins'ten alınan bir yeniden canlandırma çizimini görüyorsunuz. Plana bakarsanız temelde alıştığımız bazilika planına sahip olduğunu görürsünüz. Bir ucunda apsis bulunan büyük açık dikdörtgen bir mekan. Yapının odak noktası bu apsistir. Yani bu anlamda yine bir ayağı pagan geçmişindedir ve burada Roma'daki Domitianus sarayındaki Trajanus formundaki örnekler model alınmıştır. Ama burada bazı farklar var. Bunlardan biri gördüğünüz gibi burada mekan içinde sütunlar yok. Tetrark dönemi estetik anlayışına uygun olması ilginçtir. Bir örneğini Kurya'da görmüş, bunu kutu gibi hiç sütunlu bezemesi olmayan bir mekan olarak tanımlamıştık. Burada da hiç sütun yok. Tetrahi tarzında sade ve geometrik bir mekan. Ama bazilikanın dışında iki yanda yer alan avlu benzeri yerde burada gördüğünüz gibi sütun kullanılmış. Bu çok ilginç, sıra dışı hatta başka örneği olmayan bir uygulamadır. Burada bir de enlemesine yerleştirilmiş bir koridor görüyorsunuz. Bu sıra dışı Roma bazilika mimarlığında görmediğimiz tipte enlemesine yerleştirilmiş bir vestibül. Giriş vestibülü. Bu mekana narthex diyoruz. N-A-R-T-E-K-S. Buraya bir narthex yani enlemesine bir vestibül eklenmiş olması ilginç. Çünkü bu mekan eski San Pietro'nun kurucusu olan Konstantinus zamanından itibaren gördüğümüz bazilika tipi kilise mimarlığının esasıdır. Diğerleri de bu uygulamayı izlemiştir. Yani burada da bir ayağının pagan geçmişte, bir ayağının Hristiyan gelecekte olduğunu görüyoruz. Perdenin solunda yapının dış cephesinin restore edilmiş halini görüyorsunuz. Burada sadece alçakta kalan sütunlu avluyu değil, aynı zamanda iki katta da parmaklıklar olduğunu görüyoruz. Bina masif tuğladan yapılmıştır. Burada daha önce de gördüğümüz üstü kemerli pencereler var. Bu kemerli pencereler tetrahi mimarlığında görmeye alıştığımız bir özellikti. Burada ayrıca dışa taşkın elemanların ilginç bir kullanımını görüyoruz. Bunlar son derece basit, duvar ayağı gibi görünen elemanlar ama duvar ayağı değiller. Bunlar basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş bir duvar ayağı çeşitlemesidir. Elemanların sadeleştirilmesi tetrahi anlayışı ile son derece uyumludur. Bu Aula Platina'nın günümüzden bir görüntüsü. Gördüğünüz gibi çok iyi korunmuş durumda ama artık avlusu ve parmaklıkları yok. Ama geri kalan her şey yerinde. Bu harika kemerli pencereleri ve ne kadar büyük olduklarını görüyorsunuz. Mimarların bu dönemde artık duvar kütlesi üzerinde geniş pencereleri açabilecek kadar ustalaştığından söz etmiştik. Burada ayrıca biraz önce tanımladığımız dışa taşan elemanları da görüyorsunuz. Duvar ayaklarını çağrıştıracak şekilde yapılmışlar ama başlıkları, kaideleri yok. Bana göre bunlar duvar ayaklarının soyutlaştırılmış bir çeşitlemesi. Estetik anlamda çok etkileyiciler. Trier'deki Konstantius Chlorus Sarayı'nın bazilikası bariz bir şekilde erken Roma bazilika mimarlığından esinlenmişse de yüzü geleceğe dönüktür. Aula Platina'nın yapımını izleyen yıllarda Roma yapılarına bakarsak çok sayıda erken kilise örneği görürüz. Burada size Roma'daki Santa Sabina Kilisesi'ni gösteriyorum. Bu kilise milattan sonra 425 yılına yani 5. yüzyıla tarihlenmektedir. Bunun Aula Platina'ya ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Trier'deki bazilikada gördüğümüz bazilika planı, bir ucunda apsisi ve tepesi yuvarlatılmış kemerli pencereleri var. Aula Platina'nın içi de çok iyi korunmuştur. Burada bir resmini görüyoruz. Bu yapının da kiliseye dönüştürülmüş olması hiç şaşırtıcı değildir. Bu amaç için mükemmel bir mekan. Bu mekanı geçen ders gördüğümüz ve tetrahinin vizyonunu yansıtan Kuria ile kıyaslayabiliriz. Roma'dan eyaletlere kadar gördüğümüz bu vizyonun temelinde her şeyi en aza indirgeyip sadeleştirmek yatar. Yapılar kutu gibi, sütun mimarisinden arındırılmış, çok az bezemeli, düz tavanlı, kemerli pencereleri olan dikdörtgen mekanlara indirgenmiştir. Burada da aynı anlayışı görüyoruz. Burada iki kat halinde yerleştirilmiş kemerli pencereler yapıya daha fazla bir açıklık ve daha fazla ışık sağlıyor. Sütun kullanımı yok. Nişin içinde de iki sıra kemerli pencere kullanarak bu mekanın da maddesellikten arındırılmış olması, içeriye daha fazla ışık girecek şekilde tasarlanmış olması yapıya ruhani bir boyut katıyor. Yapının daha geç dönemde kiliseye dönüştürülmüş olmasına şaşmamak gerek. Yine imparatorun bir ayağının pagan geçmişte, bir ayağının Hristiyan gelecekte olduğunu belirtelim. Burada Roma'da Trajanus Forumu'nun bir parçası olan Bazilika Ulpia'nın daha önce de gördüğümüz restore edilmiş halini görüyoruz. Trier'deki Konstantius Chlorus Sarayı'ndaki bazilika tasarımının arkasında yatan bu tip bir bazilika planıdır. Ama aynı zamanda ileriye de dönüktür. Burada Santa Sabina'nın iç mekanını görüyoruz. Belki çok iyi bir seçim değil. Çünkü Santa Sabina'nın iç mekanında sütunların tekrar kullanılmaya başlanmış olduğunu görüyorsunuz. Ama bu sütunları bir yana bırakırsak bu yapının apsis tasarımıyla, üst kattaki kemerli pencereleriyle Aula Platina benzeri yapılara çok şey borçlu olduğunu sanırım siz de görebilirsiniz. Yuvarlak kubbeli yapılar Konstantinus dönemi ve sonrasında bazilika tipi kadar önemlidir. Burada bu sömestr gördüğümüz bazı önemli kubbeli yapıları tekrar görüyoruz. Pompei'de Stabia hamamının Frigidaryumu, Baia'daki termal hamamdaki Merkür tapınağı, Nero'nun Domus Aureas'ındaki sekizgen oda ve en sağda Pantheon'un kubbesi. Roma mimarlığında kubbeli mekanlar kadar önemli başka bir mekan yoktur. Romalıların tipik yapısı ve bildiğiniz gibi gelecek kuşaklara sunduğu bir armağandır. Bu yapı tipi Konstantinus döneminde de mimari keşiflerin bir parçası olmayı sürdürmüştür. Bu yapı tipinin çok sayıda örneği var. Ama burada Ward Perkins'ten alınan planını gördüğümüz tek bir örnek göstereceğim. Bu Roma'da bulunan ve Minerva Medica tapınağı olarak isimlendirilen bir yapıdır. Ama kesinlikle bir tapınak değil. Milattan sonra 4. yüzyıl başlarına ait bu yapı bir tapınak değil, bir bahçe köşküdür. Milattan sonra 3. yüzyılda Gallienus G-A-L-L-I-E-N-U-S Gallienus isimli bir imparatorun bahçeler yaptırdığını biliyoruz. Yani imparator ve ailesine hizmet vermek üzere tasarlanan bu imparatorluk bahçeleri projesi milattan sonra 3. yüzyılda Gallienus zamanında başlamıştı. Bahçeler milattan sonra 3. yüzyılda yapıldı. Köşk daha sonra milattan sonra 4. yüzyıl başlarında Konstantinus döneminde eklendi. Burada Minerva Medica tapınağı olarak isimlendirilen yapının ya da Gallienus tarafından yaptırılan Licinius bahçelerindeki köşkün planını görüyoruz. L-I-C-I-N-I-U-S Yapı tuğla kaplı betondan yapılmıştır. Yapının çok bariz bir biçimde biraz önce gösterdiğim okuluslu tipik yuvarlak yapılardan, frigidaryumlardan, sekizgen odadan, Pantheon'dan esinlenmiş olması son derece ilginçtir. Ama mimarların hala yenilikçi olmayı başardıklarını görüyorsunuz. Burada daha da ileri gitmişler. Bu yuvarlak bir yapı değil. Her ne kadar yuvarlak gibi görünse de yuvarlak değil, sekizgen de değil. Bu bir ongen, yani on kenarlı bir yapıdır. Gördüğünüz gibi ışınsal apsisleri ve burada bir girişi var. Yani bu ongen bir yapı. Bu plana çok dikkatli bakarsanız, en tepedeki apsisin, girişin tam karşısına yerleştirilen apsisin diğerlerinden biraz daha büyük olduğunu görürsünüz. İç mekan yuvarlak olsa da bu tasarım çok ilginç bir biçimde mekana boylamasına bir eksen kazandırmıştır. Yuvarlak mekan ve boylamasına eksen birlikte kullanılmış. Apsislerin sağ ve sol kenardaki ikişer apsisin görmeye alıştığımız gibi dış mekandan sütunlarla ayrıldığını görüyoruz. Bu sütunların üstünde üçlü kemerler vardı. Bu da geç dönem Roma mimarlığının sadece özel yapılarda değil, kamu yapılarında da gördüğümüz özelliklerinden biridir. Boylamasına eksene geri dönersek, giriş vestibülüne bakın. Bu da nartekslerden, enlemesine yerleştirilmiş vestibüllerden biridir. Bu örnekte iki uçta birer apsis var. Bu erken milattan sonra 4. yüzyıl pagan Roma yapılarının bir özelliğidir. Ama sadece bazilika tipi kiliselerin değil, yuvarlak planlı küçük dini yapılarında belirgin bir özelliği haline gelecektir. Milattan sonra 4. yüzyıl başlarındaki bu yenilikçi plan bu bağlamda son derece ilginç bir yapıdır. Yapı bugün hala ayakta. Burada bir fotoğrafını görüyoruz. Yapının sadece dışını değil, burada gördüğünüz gibi iç mekanın da bazı ayrıntılarını görebiliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi tuğla kaplı betondan yapılmıştır. Yapının içine, kubbeye doğru olan kısmına bakıyoruz. Burada çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Kubbeye kaburgalar eklenmiş. Bölmeli kubbe izlenimi vermek için kubbenin içine tuğladan kaburgalar yapılmış. Bu geç dönem Roma mimarlığında bazen gördüğümüz bir inşaat tekniğidir. Kubbe büyük bir bölümü yıkılmış olduğu için okulus var gibi görünüyor ama okulus yok. Onun yerine aydınlatma bu üstü kemerli pencerelerle sağlanmış. Gördüğünüz gibi kubbenin alt kısmında çok geniş, üst kısmı kemerli pencereler var. Burada yine geç antik dönemde mekanların içini aydınlatmak için okulusların yerine geniş kemerli pencerelerin kullanıldığını görüyoruz. Ve Minerva Medica Tapınağı olarak bilinen yapının günümüzden bir görüntüsü. Yapıya dışarıdan bakıyoruz. Kemerli pencerelerini, yapıyı süslemek için sütunlar yerine kullanılan ve Trier'de gördüklerimizden çok da farklı olmayan duvar ayaklarını görüyorsunuz. Burada kemerli bir girişi var. Boyutunu da görebiliyorsunuz. Çevresindeki arabalarla ölçeklendirebilirsiniz. Epey büyük bir bahçe köşkü. Sonuç olarak Büyük Konstantinus döneminde de yuvarlak yapılardaki yenilikçi tasarımlar devam etmiştir. Bu yapı tipinin Orta Çağ'a, Bizans Çağı'na ve sonrasına uzanan çok uzun bir geçmişi vardır. Bu yapının etkisini vurgulamak üzere geç dönem kilise mimarlığından tek bir örnek göstereceğim. Bu San Vitale Kilisesi. Roma'da, Ravenna'da bulunan ve Justinianus ve Theodora onuruna inşa edilen çok ünlü bir kilise. Milattan sonra 6. yüzyılda inşa edilmiş. Bu yapının dış görüntüsüne ve iç mekanına bakarsanız, bu yapı için Romalıların mimari denemelerinin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Dış cephedeki kütlevi görünüm, geometrik ve yalın formlar, kemerli pencereler. Yani yapı, Kurya'yla ya da Trier Bazilikası'yla aynı estetik anlayışa sahip. Yukarıdaki planda bu örneğin sekizgen olduğunu, merkezi alanının etrafında ışınsal nişler olduğunu görüyorsunuz. Sadece Domus Aura'da değil, Minerva Medica Tapınağı'nda da gördüklerimize çok benzeyen unsurlar var. Burada da aynen Minerva Medica Tapınağı'ndaki gibi bir narteks olduğunu görüyorsunuz. İç mekanda da örneğin iki sütun üzerinde üçlü bir kemer var. Buradaki tüm bu motifler Antik Roma mimarlığından alınmış, Orta Çağ'da ve Bizans Çağı'nda kullanılmıştır. Bugün size sözünü edeceğim en önemli yapı, şimdi göstereceğim ve Basilica Nova ya da Maxentus Konstantinus Bazilikası olarak adlandırılan yapıdır. Bu inanılmaz yapının önemini ne kadar vurgulasam az. Bu yapı bize Konstantinus'un sadece Trier Sarayı gibi, Porta Nigra gibi babasının başlattığı mimari projeleri değil, diğer tetrarkların, bu örnekte rakibi Maxentus'un başlattığı projeleri de tamamlamış olduğunu göstermektedir. Bu yapının inşasının Maxentus tarafından başlatıldığını biliyoruz. Maxentus Konstantinus Bazilikası olarak da adlandırılmasının nedeni budur. Ama Basilica Nova adını kullanmak daha kolay. İnşaat milattan sonra 306 yılında Maxentus tarafından başlatılmış. Konstantinus Maxentus'u Milvius Köprüsü Savaşı'nda yenince yapıyı kendi adıyla tamamlatmıştır. Böylece de adı Maxentus Konstantinus Bazilikası olmuş. Ama dediğim gibi Basilica Nova daha kolay. Bu sömestr boyunca defalarca baktığımız bir Google Earth görüntüsüne geri dönelim. Sanırım Roma merkezinde incelediğimiz yapıları hatırlamak üzere son derste bu görüntüye tekrar bakmamız yerinde olacaktır. Kısaca hatırlayalım. Burada Circus Maximus'u görüyoruz. Üzerinde Romulus'un kulübelerinin bulunduğu, sonradan Domitianus Sarayı'nın inşa edildiği Palatinus Tepesi. Michelangelo tarafından tasarlanmış haliyle Capitolinus Tepesi. Burada aşağıda Victor Emmanuel Anıtı, Via dei Fori Imperiali ve Traianus forumuyla imparatorluk forumları. Diocletianus inşaatları için kullanılan alan, daha doğrusu alanlardan biri buradaki araziydi. Diocletianus'un restore ettirdiği kurya, diktirdiği 5 sütunlu anıt bu tarafta Capitolinus tepesine en yakın yerdeydi. Ama Maxentius'un ilgilendiği arazi daha yukarıda hemen kolezyumun alt kısmındaydı. Burada sömestr başında bahsettiğimiz Venüs ve Roma tapınağının kalıntılarını görebilirsiniz. Venüs ve Roma tapınağı Hadrianus'un inşa ettirdiği, hatta olasılıkla kendi tasarladığı Yunan-İtali bir tapınaktı. Daha önce de söylemiştim ama unutmuşsunuzdur. 283 yılında çıkan bir yangında kurya ve bu tapınağın bir bölümü yanmıştı. Venüs ve Roma tapınağı Tetrark Maxentius tarafından yeniden inşa edilmişti. Venüs ve Roma tapınağını yeniden inşa ettirdi. Yapının çok iyi korunmuş olan nişini hatırlayacaksınız. Yani Maxentius'un Roma'da inşa ettirdiği Basilica Nova için burada Venüs ve Roma tapınağının hemen altındaki bir araziyi seçmiş olması şaşırtıcı değildir. Yapı bugün kısmen hala ayakta. Burada Basilica Nova'yı da kapsayan panoramik bir fotoğraf görüyorsunuz. Tam burada. Ne kadar büyük bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Ve geriye kalan bu 3 tonoz, yapının sadece küçük bir bölümü. Ama etrafındaki yapılarla kıyaslayarak büyüklüğü hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Burada incelediğimiz birçok yapıyı görebilirsiniz. Bu Antoninus ve Faustina tapınağı. Bu Septimus Severius takı, buradaki kurya. Bu tabularyum ve Michelangelo tarafından onun içine inşa edilen saray. Burada da Victor Emmanuel anıtını görüyorsunuz. Bu tarafta ise Titus takı, Venüs ve Roma tapınağının kalıntıları var. Yani Maxentius'un özellikle ayağa kaldırmak istediği alanın tam ortasında çok büyük bir yapı. Bu Basilica Nova'nın günümüzden bir görüntüsü. Bu diğer taraftan çekilmiş bir fotoğraf. Palatinus tepesi arkamızda kalıyor. Gördüğünüz gibi yapı tuğla kaplı betondan yapılmış. Mimarların, tasarımcıların duvarları kütleden arındırma konusunda çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. İki katta da çok büyük pencere açıklıkları kullanmışlar. Burada duvardan çok pencere var. Tuğla kaplı beton duvarı istedikleri gibi şekillendirme konusunda iyice ustalaşmışlar. Bunu buradaki duvarda da görüyorsunuz. Dimdik yükselen devasa beşik tonozları görüyorsunuz. Çok etkileyici bir mimari eser. Basilica Nova'nın en parlak zamanında nasıl olduğunu gösteren bu yeniden canlandırma resmine bakalım. Ardından da Konstantinus yapıyı devraldıktan sonra neler olduğuna kısaca değinelim. Bu çok ama çok ilginç bir görüntü. Çünkü bu yapının bir bazilik olarak kullanıldığı konusunda hiçbir kuşku olmamasına rağmen daha önce derslerde gördüğümüz bazilikalara benzemiyor. Alışılagelmiş bir bazilika değil. Roma'daki Basilica Ulpia'ya benzemiyor. Trier'deki bazilikaya benzemiyor. Ama derslerde defalarca gördüğümüz bir başka yapı tipine benziyor. Acaba bu görüntüye bakıp bunun hangi yapı olduğunu söyleyebilecek misiniz? Tonozlara bakın, iki yanda beşik tonozlara bakın. Üst sıradaki pencerelerin şekline bakın. Yapının tonozlarla şekillenen dış kısmına bakın. Neye benziyor? Bazilika değilse ne? Birisi çarşı dedi. Kim hamam yapısı dedi? Yanıt o. Peki tipik Roma İmparatorluk hamamının hangi kısmına benziyor? Frigidarium. Frigidarium'a benziyor. 3 geçme tonozu çatısı olan geniş dikdörtgen bir mekan. En üstte genellikle 3 parçaya ayrılmış pencereler ve çatıyı destekleyen büyük beşik tonozlu mekanlar. Bu Frigidarium formunda inşa edilen bir bazilika. Bu çok yaratıcı bir uygulama. Burada yine o ilginç biçimsel değiştirilebilirliği görüyoruz. Bir yapı için kullanılan bir planı alıp başka tip bir yapıda kullanıyorsunuz. Burada da bunu bir bazilika için frigidarium planını ortama uyum sağlayacak bir biçimde kullanarak çok başarılı bir şekilde yapmışlar. Yani karşımızda Maxentius ve Konstantinos zamanının yaratıcı zekaları duruyor. Yapı ilk kez Maxentius zamanında tasarlandığı zaman, girişin doğu kenarında Kolezyum'a bakan yüzünde olması planlanmıştı. Yapıya doğudan girilecekti. Burada batıda da ana apsis yer alacaktı. Tipik bir frigidaryumda aynı şekilde tipik bir bazilikada olduğu gibi boylamasına bir eksen tasarlanmıştı. Konstantinus inşaatı devraldığı zaman yapının yönünü değiştirmeye karar verdi. Girişin Kolezyum'a değil, Forum Romanum'a, kutsal yola, kısmen üzerine inşa edildiği Velia'ya ve buradaki Titus Takı'na yakın olmasını istedi. Ve mimarlarına yapının yönünü doğu-batı doğrultusundan kuzey-güney doğrultusuna değiştirmelerini söyledi. Ayrıca buraya da 4 tane sütun koymalarını söyledi. Bu sütunlar Mısır'da çıkarılan ve tetrahi sanatında heykellerinde çok yaygın olarak kullanılan morumsu porfir taşından yapılmıştı. Nişlerin doğrultusunu da değiştirmiştir. Maxentius kendi heykelini bu apsise koymayı planlamıştı. Konstantinus ise heykelini önce olasılıkla kuzeydeki bu apsis içine koymayı istemişti. Böylece yapıya girince ilk göreceğiniz şey bu karşıdaki heykel olacaktı. Ama bundan vazgeçti ve kendi oturan heykelini bu nişe, Maxentius'un kendisi için niyetlendiği yere koydu. Yani yapıya girdiğinizde heykeli görebilmek için sola dönmeniz gerekiyordu. Gerçi emin değiliz ama bu nişede bir başka heykelini, ayakta duran bir heykelini koymuş olabilir. Ama göreceğimiz gibi kuzey uçtaki duvarda çok sayıda niş var. Bu nişlerin içinde Milvius Köprüsü Savaşı'nın kazanılmasında kendisine yardımcı olan üst düzey askerlerin heykelleri olduğu tahmin edilmektedir. Burada en değerli, en sadık askerlerinin arasında olasılıkla kendisinin de bir heykeli vardı. Ama burada yaptığı en önemli şeyin yapının yönünü değiştirmek olduğunu tekrar belirtelim. Bir başka restore edilmiş görüntü. Bu renkli görüntü belki yapının zamanında ne kadar heybetli olduğu konusunda daha iyi bir fikir verir. Yapının Konstantinus dönemindeki girişi. Buradan porfir sütunlar arasından geçip kapıdan yapıya giriliyordu. Yerde yine daha önce birçok yapıda gördüğümüz tip kahverengi, yeşil ve beyaz mermerler kullanılmış. Duvarlar da mermer kaplı. Geçme tonozlar ve bunların nasıl süslenmiş olabilecekleri konusunda da bir fikir ediniyoruz. Bunlar boya ve stukoyla, hatta belki de mozaikle bezenmişti. Beşik tonozlarda kasetli tavanlar var. Ve bakın nasıl yan geçişler yapmışlar. Bu duvar ayaklarının her birinin altında kemerli bir geçit var. Böylece mekanda aynen tipik bir frigidaryumda görülebilecek türden bir akıcılık elde etmişler. Sonra yapıya ışık sağlamak üzere tasarlanan bu kemerli pencerelerden oluşan duvar açıklıkları da son derece etkileyici. Roma mimarisindeki en zorlu başarılardan biri. Bana kalırsa bu Romalı mimarların inşa ettiği en önemli yapılardan biri. İster inanın ister inanmayın, Konstantinus heykeli parçalar halinde de olsa korunmuştur. Heykelin burada bir resmini gördüğünüz baş kısmı da dahil çok sayıda parçası ele geçmiştir. Bu şimdi Kapitolinus tepesindeki saraylardan biri olan ve Kapitolini müzelerine ait olan Konservatori sarayındadır. Burada Konstantinus'u görüyoruz. Bu tasvirin sakalsız yeni Augustus, yeni Trajanus saç stiliyle dönüşüm geçirmiş portresine ne kadar benzediğini görüyorsunuz. Temiz tıraşlı, çok büyük gözler ama tetrarklardan ziyade Augustus veya Trajanus gibi erken dönem imparatorlarıyla aynı tarzda. ama bir o kadar da yalın ve geometrik. Bu anlamda da son derece Tetrark ve Konstantinus dönemi sanatına uygun bir görünüm. Ve gerçekten devasa bir heykel. Aynı avlu içinde bu heykele ait çok sayıda parça var. Bunların arasında bir bacağın dizden aşağısı, dizin kendisi. Dizin işleniş biçiminden bunun kıvrılmış olduğunu, dolayısıyla bunun gerçekten Konstantinus'un soldaki niş içinde yer alan oturan bir heykeline ait olduğunu anlıyoruz. Burada da bu heykele ait ünlü eli ve bir kol parçasını görüyoruz. Kol çok etkileyici. Dikkatli baktığınız zaman kas hatlarının çok açık bir şekilde betimlenmiş olduğunu, hatta gördüğünüz gibi kol derisi üstünde görünen damarların bile işlenmiş olduğunu görürsünüz. Bu dönemdeki sanatçıların da ne kadar usta olduğunu görüyorsunuz. Bu fotoğraflar Konservatuvar Sarayı'nın avlusundan. Burada elinde fotoğraf makinesi olmayan yok. Herkes bunların önünde mutlaka bir resim çektiriyor. Buna ben de dahilim. Buraya gidip de resim çektirmemek elimden gelmiyor. Kiminle gitmişsem ya onlar benim resmimi çekiyor ya da ben onların. Yıllarca gide gele bunların önünde çekilmiş tonlarca resmim oldu. Ellerin, ayakların üzerinde pozlar vermişiz. Bu benim oğlum Alex. Gördüğünüz gibi ayağın üstünde poz vermiş. Burada da ben aynı el hareketini yapıyorum. Ama Google Image'a girerseniz bu elin önünde aklınıza gelebilecek her türde pozun verilmiş olduğunu görürsünüz. Yani eğer bir gün buraya giderseniz fotoğraflarınızı çekip bana gönderirseniz sevinirim. Bunu yapmanızı isteyeceğim yerlerden birisi de burası. Her neyse bu parçaları bir araya getirirseniz, iki ayak korunmuş, bir bacak, diz, göğsün bir kısmı da korunmuş, daha önce gösterdiğim kol ve o ünlü el ve Konstantinus'un başı da var. Ortaya bu çıkıyor. 9 metre yüksekliğinde oturan bir heykel. Yapınız büyükse heykelinizin de büyük olması gerekir. Forum Romanum'dan Maxentus Constantinus Bazilikası'na girdiğinizde solunuzda kalan ana nişin içinde oturan 9 metre yüksekliğinde bir heykel. Bir başka resim. Forum genellikle çok kalabalık olur ama çok şaşırtıcı bir biçimde bu fotoğrafı etrafta başka kimse yokken çekmeyi başardık. Burada sırtım size dönük. Bazilika Nova'ya bakıyorum. Bazilika Nova'nın beşik tonozlarının ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bazı araştırmacılar geç antik dönemde Roma mimarlığının, hatta sadece mimarlığın değil, resim ve heykel sanatlarının da çökmeye başladığını ileri sürer. Roma resim ve heykel sanatının çöküşü belki tartışılabilir. Bu fikre katıldığımı söylemek istemiyorum. Sanat bazen öncekinden farklı bir mesaj vermeye çalışmak gibi bir nedenle değişime uğrayabilir. Ve belki bunun sonucunda ortaya çıkan yeni stil, hedeflenen amaca o zamana kadar kullanmış olduğunuz stilden daha uygundur. Yani sanatın çöküp çökmediği tartışması kanımca son derece karmaşık bir konudur. Bu konuya çok fazla ayrıntıya girmeden birazdan Konstantinus takından söz ederken geri döneceğim. Ama Roma heykel ve resim sanatında bir çöküşün olduğuna inanıp inanmadığımı söylemeden önce, Roma mimarlığında bir çöküşün yaşandığına kesin olarak inanmadığımı söylemek isterim. Ve sanırım bu yapı bunun iyi bir kanıtıdır. Bu dediğim gibi kanımca en önemli yapılardan biridir. Kolezyumla, hatta kutsal panteonla sözünü ettiğimiz birçok hamam yapısıyla kıyaslarsak, en az onlar kadar etkileyici bir yapı olduğunu görürsünüz. Bence Bazilika Nova, Romalıların bize bıraktığı en etkileyici mimarlık eserlerinden biridir. Bu resimde bile ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Hala betondan bu tip tonozlar yapabiliyorlar, bunları tuğla kaplayıp üzerlerinde duvarı neredeyse kütlesiz bırakan geniş pencereler açabiliyorlar. Ve yapı ortasında yükselen tonozlarıyla, kaburgalı geçme tonozlarıyla birlikte hala ayakta. Tüm bunları bu ölçekte yapabilmek büyük bir başarıdır. Bunun gibi yapılara bakarak kimse bu dönemde mimarinin çöküşe geçtiğini söyleyemez. Ve ne kadar yaratıcı olduklarını da düşünün. Bu dönemde tipik imparatorluk hamamının frigidaryumunu alıp bazilika yapmaya karar vermişler. Bu son derece yaratıcı bir tasarımdır. Büyük Konstantinus zamanında bunun gibi büyük projelerde çalışan mimarların, sanatçıların yaratıcılığı devam etmiyor olsaydı tüm bunlar gerçekleşemezdi. Bazilika Nova'dan bu sömestr sözünü edeceğim son anıt olan Konstantinus takına geçmek istiyorum. Konstantinus takı, Konstantinus tarafından Maxentus'a karşı zafer kazandığı Milvius Köprüsü Savaşı şerefine inşa edilmiştir. Yapımına M.Ö. 312 yılında başlandığını ve inşaatın M.Ö. 315 yılında tamamlandığını tahmin ediyoruz. Bazı araştırmacılar, Bazilika Nova inşaatı gibi bu inşaatın da Maxentus zamanında başladığını ileri sürmektedir ve bu akla uygun bir varsayımdır. Yapı daha sonra Milvius Köprüsü Savaşı'nda Maxentus'u yenen Konstantinus tarafından tamamlanmıştır. Maxentus başlayıp Konstantinus mu bitirdi yoksa Konstantinus kendisi mi inşaata başladı bilmiyoruz. Ben daha ziyade ikincisinin doğru olduğuna inanıyorum. Ama bilemiyoruz. Fakat böyle bir tartışma olduğunu bilmelisiniz. Ama yapı kesin olarak milattan sonra 312-315 yılları arasına tarihleniyor. Bunun Konstantinus tarafından tamamlandığını kesin olarak bilmemizin nedenlerinden biri, üzerinde bunun bir Konstantinus dönemi yapısı olduğunu bildiren bir yazıt olmasıdır. Ayrıca Milvius Köprüsü Savaşı'nın ve bu savaştan diğer çarpışmaların betimlendiği frizler de var. Bu sahnelerde zafer kazanan elbette ki Konstantinus'tur. Bu üç kemerli bir tak. Bu anlamda Forum Romanum'daki Septimius Severus takına çok benziyor. Bu takın genel tasarımında hiç kuşkusuz Forum Romanum'daki Septimius Severus takı model alınmış. Bu da Septimius Severus takı gibi kabartmalarla kaplı. Bu da Konstantinus'un bu önemli savaşta kazandığı zaferin reklam panosu gibi. Ama burada paneller yerine alıntı olarak tanımladığım Trajanus ve Marcus Aurelius sütunlarından Septimius Severus takından alınmış çok farklı tipte bir heykel bezemesi görüyoruz. Bunlar tüm takı kaplıyor ama bazıları da Konstantinus dönemine ait. Konstantinus dönemine ait olan bölümler 4. yüzyılda yapılmış olan üzerinde zafer figürü olan kemer tablaları, Benevento'daki Trajanus takındakilere çok benzeyen nehir tanrısı olan kemer tablaları ve burada gördüğünüz tüm anıtı çevreleyen frizdir. Sütun kaidelerindeki kabartmalar anıtın iki kısa kenarı üzerindeki ünlü iki yuvarlak çerçeve de Konstantinus döneminde yapılmıştır. Ama burada ilginç olan kabartmaların geri kalanı daha erken dönemlere ait anıtlardan alınıp getirilenlerdir. Bu parçaların Trajanus, Hadrianus ve Marcus Aurelius'a ait anıtlardan alındığını söylersem şaşırmazsınız. Tüm bu imparatorlar Konstantinus'un gözünde milattan sonra 2. yüzyılın en başarılı imparatorlarıydı ve kendisini en fazla onlarla ilişkilendirmek istiyordu. Onların anıtlarından alınan kabartmaları bu anıta monte ettirdi. Söz konusu anıtlar o dönemde harap halde miydi, bu parçalar etrafa mı dağılmıştı, yoksa istediği parçaları o anıtlardan bilerek mi sökmüştü bilemiyoruz. İlginç olan bir başka nokta da bu erken dönem anıtlarından getirilen kabartma sahnelerinde Trajanus, Hadrianus ve Marcus Aurelius'un başlarını kendi portresiyle değiştirmiş olmasıdır. Yani bir anlamda bu anıtta onlara dönüşmüştür. Size hızla bir şema göstereyim. Tüm bunları belki daha iyi anlayabilirsiniz. Trajanus dönemine ait olanlar arasında Roma'daki Trajanus Forumu'ndan getirilmiş olan dak heykelleri ve iki panel. Aslında 4 tane. 2 tanesi orta geçitin iki yanında, diğer ikisi çatının iki kenarında yer alıyor. Hadrianus'a ait olanlar ise takın iki uzun kenarı üstüne yerleştirilen ve Hadrianus'un kayıp bir avcılık anıtına ait olan 8 adet yuvarlak çerçeve içindeki kabartmalardır. Çatıda gördüğünüz dikey paneller ise yine kayıp olan Marcus Aurelius takına aittir. Daha önce de belirttiğim gibi kaidelerdeki, kemer tablalarındaki ve frizdeki bezemelerin tümü Konstantinus dönemine aittir. Bunlara hızla bir göz atalım. Soldaki panel Trajanus Forum'undan alınmış. Trajanus'un Dakya zaferinden dönüşünü betimleyen bir sahne. Bu kabartmanın Forum'un uç kısmında Hadrianus tarafından inşa edilen Divus Trajanus tapınağına ait bir kaideden alındığını düşünüyoruz. Burada Trajanus Forumu'nun ana bölümünün ikinci katından alınan bir çift dak heykeli görüyorsunuz. Bu dikey panellerin ise şimdi kayıp olan Marcus Aurelius takına ait olduğuna inanılıyor. Burada Konstantinus dönemine ait bir frizin bir bölümünü görüyoruz. Konstantinus ortada oturur vaziyette, baş kısmı yok. Bunlar Hadrianus'un kayıp bir avcılık anıtına ait olduğunu düşündüğümüz yuvarlak çerçeveli kabartmalar. Örneğin burada yerde yatan ölü bir aslan var. Hadrianus avdan dönmüş ama Hadrianus'un başı Konstantinus'un başı olarak yeniden şekillendirilmiş. Burada bir başka sahne. Üst kısımda uçar gibi betimlenmiş olan Herkül'e sunulan bir kurban sahnesi. Ama burada bizim için önemli olan bir Hadrianus anıtının burada tekrar kullanılması ve böylece Konstantinus'un kendisini 2. yüzyılın bu büyük imparatorları ile özdeşleştirmiş olmasıdır. Trajanus Forum'undan gelen dak heykellerinden bir başka ayrıntı. Bu da olasılıkla milattan sonra 170-180 yıllarına ait olan Marcus Aurelius takından alındığı düşünülen paneller. Burada üzerinde zafer figürü bulunan kemer tablasını ve kaideyi görüyorsunuz. Zaferin ayağının önünde diz çökmüş olan barbarlara karşı kazanılmış bir zaferin tasviri. Ama bu figürlere çok dikkatli bakıp bunları bu sömestirde gördüğümüz az sayıdaki heykelle, örneğin Arapakis'tekilerle kıyaslarsanız bunların bir zamanlar olduğu kadar iyi işlenmediği görüşüne hak verirsiniz. Şurada altta pelte gibi duran mevsim figürüne bakın. Bir mevsimi simgeleyen bu oğlan çocuğu. Ya da zafer figürüne bakın. Trajanus sütununda gördüğümüz kalkana yazı yazan zafer figürü gibi incelikle işlenmemiş. Bunların bir zamanlar yapıldıkları kadar güzel yapılmamış oldukları söylenebilir. Nehir tanrısında da aynı şeyi görüyorsunuz. Buradaki sahne için de kesinlikle geçerli. Konstantinus dönemine ait bu frizde Verona kuşatmasını betimleyen ve Trajanus sütunundaki koçbaşı bulunan sahneye çok benzeyen bir sahne görüyoruz. Bu figürlere baktığınızda hareketlerinin çok garip olduğunu sanırım siz de görüyorsunuz. Burada ellerinde kalkanlar, mızraklar olan 3 figür. Hepsi kurabiye kalıbından çıkmış gibi birbirinin aynısı. Sanatçının bunları örneğin Arapakis'in güney frizinde olduğu gibi birbirinden farklı kılmak için bir zaman harcamadığını görüyorsunuz. Ama belki de bunun gerisinde yatan başka bir neden vardır. Belki burada başka bir şey yapmak istemişlerdi. Ve belki bu stil başarmak istedikleri amaca daha uygundu. Yalınlaşmaya, geometrik formlara doğru bir eğilim olduğundan söz etmiştik. Bunu kılıf uydurmak için söylemiyorum. Söylemek istediğim, bu tarzın farklı bir amaç için, amaçlarına daha iyi hizmet ettiği için seçilmiş olabileceğidir. Ama daha önce gördüklerimiz kadar kaliteli olmadığı da inkar edilemez. Ve burada Konstantinus'un Forum Romanum'daki Rostra'dan halka hitaben yaptığı konuşma sahnesini görüyoruz. Arkasında 5 sütunlu anıt var. İki yanda oturan figürlere bakın. Portrelerinden bunların Hadrianus ve Marcus Aurelius tasvirleri olduğunu biliyoruz. Konstantinus tasvirinin başı kırılmış ama olasılıkla burada yeni Trajanus tipi bir saç stiliyle betimlenmişti. İki yanında da Marcus Aurelius ve Hadrianus var. Buna bakınca sanırım Konstantinus'un eski anıtlardan aldığı parçaları, geçmişin büyük pagan imparatorlarıyla olan bağını vurgulamak üzere bilerek seçtiğini anlıyoruz. Çok büyük bir sanat tarihçisi olan Bernard Branson'ın 1954 yılında yayınlanan The Arch of Constantine or The Decline of Form kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Altında da Konstantinus dönemine ait Friz'den bir başka ayrıntı var. Bu bodur gövdeler ağır battaniyelere ya da çuvaldan elbiselere sarılmış. İşlevsiz kumaş kıvrımları çaresizce yontulmuş. Avrupa sanatının bugüne kadar gördüğü en karanlık çağ. Heykel konusunda son derece ağır bir yorum. Ama dediğim gibi haksız da değil. Ama mimarlık için aynı durumun söz konusu olduğunu sanmıyorum ve bunun altını çizmek istiyorum. Bugün gördüğümüz yapılara Constantius Chlorus Sarayı'nın bir parçası olan ve Konstantinus tarafından tamamlanan bazilikaya bakınca sanırım bunun geçmişi örnek alan ama geleceğe uzanan önemli bir yapı olduğu konusunda siz de bana hak vereceksiniz. Geçen ders gördüğümüz Tor de Schiavi, Roma'daki Pantheon model alınarak yapılmış bir mezardı. Ama bu mezarın lomboz benzeri penceresiyle yenilikçi bir özelliği olduğunu söyledik. Mimarlar geçmişi model alıyor ama buluşlarını da sürdürüyor. Solda gördüğünüz Diokletianus hamamı ve bugün sözünü ettiğimiz Konstantinus hamamı. İmparatorluk stilinde devasa hamamlar. Trajanus ya da Karakalla hamamlarından çok farklı değil. Onlar kadar görkemli. Hala bu ölçekte yapılar inşa edebiliyorlar, hala yenilikler yapmayı sürdürüyorlar. Her iki örnekte de farklı kaldaryum formları denenmiş. Bugün sözünü ettiğimiz Minerva Medica. Evet, Hadrianus villasındaki gibi ya da Rabirius'un Platinus tepesinde inşa ettiği gibi geleneksel yuvarlak bir yapı. Ama bu çok büyük ölçekli ve okulus yerine kubbenin alt kısmında kemerli pencereleri olması gibi, ongen olması gibi daha önce görmediğimiz yenilikler içeriyor. Yani geçmiş yapılara bakıyorlar, alışagelmiş yapılar inşa ediyorlar ama bunlara yeni unsurlar eklemeye de devam ediyorlar. Bu konudan söz ederken burada gördüğümüz bu iki yuvarlak kabartma aklıma geliyor. Bunlar Konstantinus Takkı için Konstantinus döneminde yapılmış. Luna arabasının içinde. Ay batıyor. Yanında bir kübit var. Altta ise Okeanus yani okyanus yer alıyor. Ay batıyor. Diğer yüzde güneş tanrısı Apollon arabasıyla okyanustan göğe yükseliyor. Yani güneş doğuyor. Ona da elinde bir meşaleyle kübit eşlik ediyor. Aynen ayın batıp güneşin doğması gibi bir uygarlık sonlanır, bir çağ kapanır ve bir başka uygarlık onun yerini alır. Antik Roma çağının en sonunda milattan sonra 324 yılında Konstantinus yeni bir başkent kurar. Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak Konstantinopolis'i seçer ve kurduğu bu yeni başkenti milattan sonra 330 yılının 11 Mayıs'ında Hristiyanların tanrısına adar. Böylece Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma yerine artık Konstantinopolis'tir. En başta bu çok şaşırtıcı gelmeyebilir. Çünkü tetrarkların her türden yeni başkentler kurduklarını gördük. O dönemde yeni bir başkent kurmak o kadar da tuhaf bir şey değildi. Ama şehirde Roma'dakilere çok benzer yapılar inşa ettirmeye başladı. Ve geriye dönüp baktığımızda başkentin Roma'dan Konstantinopolis'e taşınmasının, Roma'nın bu dönemde artık öldüğünün ve Rönesans'a kadar tekrar canlanmayacağının bir habercisi olduğunu anlıyoruz. Konstantinopolis'te koruna gelen yapılara baktığımızda bunların Roma'dakilere çok benzediğini görüyoruz. Hipodrom, dikili taş kaidesindeki kabartmalar, su kemeri ve tabii ki varlığını Pantheon'un mimari yeniliklerine borçlu olan ünlü Ayasofya. Sonuç olarak başkent Roma'dan Konstantinopolis'e taşınmış olsa da bu noktadan itibaren Roma'nın tarihi gelecekte saklıdır. Rönesans'ta yeniden canlanacak, barok dönemde, Mussolini zamanında hatta günümüzde yeniden model alınacak. Roma mimarlığı hep bir esin kaynağı olarak kalır. resim ve heykel sanatı için bir çöküşten söz edilebilir. Ama bu görüşün mimarlık için geçerli olduğunu sanmıyorum. Romalı mimarların bizlere sunduğu dersler zaman sınavından geçmiş, batıda Orta Çağ'a, doğuda Bizans'a ulaşmış. Rönesans'ta, barok dönemde Mussolini zamanında kullanılmış, Richard Mayer'e hatta günümüze ulaşmıştır. Roma mimarlığının yapı tasarlayan herkes için hala özel bir yeri olduğuna ve olacağına inanıyorum. Eminim 2762 yıl daha esin kaynağı olmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Bu sömestr, bu özel macerada bana eşlik ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Teşekkürler.